Selamun aleyküm abilerim, babalarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanalımızda hiç olmayan bir içerikle karşınızdayız abi. Bugün şurada görmüş olduğunuz selvi kabaklarını keseceğiz. Köye taşıyacağız. Şimdi iki traktör geldik. Celil dayım geldi. Emmimle ikisi kesecekler. Biz de 135 ile 266 ile zincirlere takıp takıp taşıyacağız abi. Yanlış bilmiyorsam bu kavakla 97-95 yıllarında dikilmiş. Bugün keseceğiz, çayıra taşıyacağız, burada işleyeceğiz. Ondan sonra emmi oğlumu ev yapacağız bu kavaklarına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaptınız, nasılsınız? Eyvallah abi, siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz bizden. Gözün aydın. Evet, kavaklarımız kaçıyor. Yani evin kavakları, tatlıları çıkıyor. Çıkıyor abi. Evet. Odun ihtiyacı da çıkıyor herhalde. Çıkıyor. Aynen öyle, dal budak. Bunları da keseceğiz. Tarla da temizleniyor abi. Öyle dediğin gibi. Burası bizim, burası bizim. Ortada burada epey bir alan boşalmış olacak. Hem tarla kazanacağız, hem kavakları değerlendireceğiz. Gibi bir sürü alternatif. Dayı hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Vallahi iyi, kesime devam. Tamam, Allah kolaylık versin. Ne yaptınız, ne diyorsun? Eyvallah, ne yapalım biz daha. Bizim de çekime devam dayı. Allah kolaylık. Amin inşallah cümlemize. Maceralı bir gün bekliyor. Aynen öyle, bol bol macera. Dayım Işıklar Köyü'nden. Malum kendileri dağcı olduklarından ağaç kesimine ağaçını ala, biz bu işe biraz yabancıyız. Ovadayız. Şöyle bir bakın. Kanalın haricinde bir tane ağaç göremezsiniz. Dediğim gibi bu kavakları da zaten kesmek için yetiştirdik. Dur bakalım, geçirsin. O yüzden bizim çok fazla alışkın olmadığımız işler bunlar. Şimdi videolarda Mustafa emmime azıcık daha söz veriyormuş. Muhabbetini özlüyoruz diyormuş. Aa, bu baya büyükmüş ha. Emmimin yanına gidiyorum ben. Kendisi böyle işlerde çok heyecanlı oluyor. Köyün yeni camisini yaparken camide gidecek bütün ağaçları emmim kesti. Bu işleri de çok seviyor, kesim işlerini falan. Selamun aleyküm. Kendisine de bir söz hakkı verem abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Allah iyilik versin. Nasıl emmim çok seviyor? Emmim... Çit suyumayı seviyor, kavak kesmeyi seviyor, hayvanlara bakmayı seviyor. Kasaplığı seviyor. Her işi emmiş seviyor, siz? Biz de seviyoruz canım. Seviyoruz da icraat yok. İcraat var, hep beraber ekipçek buradayız, bugün çalışıyoruz. Evet, haklısın, ekipçek. Evet. Senin görevin, bir de ben yapayım yani. Senin görevin hep elinde kamera. Kamera tutmak, video çekmek değil Ondan mi? Ondan sonra video çekmek. Evet. Değil mi? Öyle, herkesin bir işi mesleği var. Yani kendini de çok seviyor. Ya nasıl seveceğim ben bu göbeğine, nasıl yiyeceğini keseceğim bunları şimdi. Emmi sen şu videoyu, şey, kamerayı tutsan da ben bu işleri yapsam desem olmuyor mu? Biz daha öğreneceğiz. Malum okullardan yeni gördük. Sizlerden görerek bu işleri öğreneceğiz daha. Biraz geç kaldık. Siz malum erken öğrendiniz. Biz geç kaldık ama bakayız diye inşallah. Bizim de ömür tamamlandı. Allah sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Amin. Cümlemize inşallah. Amin. Hadi bakalım. Neyse işte. Kavakları keseceğiz bugün. Kavakları bizim çocukluğumuzda bu tarla kavak tarlasıydı. 8000 tane kavak vardı. Oo. Çok yanlış bir yatırımdı. Evet. Sonradan ben bu kenardakilerini bıraktım dedim. İleride bir işe yarar ama. Hı hı. Şunu öğrendik. Kavak tarlanın düşmanı. Bundan sonra kavak ağacımı vasiyet ediyorum size. Evet. Tarlanızın kıyısına, kenarına, bir yerine dikmeyin. Bir halta yaradığı yok. Evet, aynen öyle. Göl geliyor, ürün yetişmiyor. Evet. Şimdi bunları keseceğiz. Yıllardan beri burada. Büyük ekspatör çağıracağım. Hı hı. Küçük disiplina kazanmayacak bunu. Evet. Bunları söktüreceğiz. Yerlerini düzelteceğiz. Çok masraflı, sıkıntılı bir iş oldu. Gerçekten. Ama yapacak bir şey yok. Hayat tecrübesi hep deneyimlerle, bedel ödeye ödeye tecrübe alınıyor. Evet. Bu şekilde devam. Bu sene planımız burası 45 dönüm falan bu tarla. Evet. Bu yanına da 30 dönüm falan. Evet. Şimdi buralarda temizlik yapacağız. Burayı pancar hasadına vermiştik. Pancar söken kardeşimiz sağ olsun geç koydu. Süremedik ama biz buraları sılajlık mısır ekeceğiz. Mayıs ayına kadar. Hı hı. Buralar su birikintileri duruyor bak, daha görüyor. Ördekler evet. Yüzüyor içinde. Evet. Buralara mısır hasadını yaptıktan sonra sılajı
tesviye yapılacak bu arazi. Artık burası yampur yumpur olmayacak. Dübedüz bir arazi haline gelmiş olacak. Evet. Burada da malum karşıda bir kuyumuz var. Gözükmüyor ama. Hı hı. Derin kuyumuz. Başımızda barajımız var. Nereye gideceğiz? Şeye götüreyim burada. Alt geçidin oraya girmeden buralara bir yere çıkarın gel. Çayırlara. Çıkarın gel. Hı. Ahmet'im sen de diğer traktörü getir, sana da taksın da. Sen de yürü. Orada kuyumuz, hı hı, var. Bu tarlanın başında baraj suyumuz var. Evet. Bu tarafında kanal var. Kanal var. Yani 3 kenar, 3 tane alternatif sulama şeklimiz var burada. Evet. Topraklarımız tamamen gördüğünüz gibi hiç zerre miktarı taş, kum yok. Hı hı. Tamamen tort toprağı gibi. Güzel bir toprak. İnşallah buralarda güzel mısırlar yetişecek bu sene. İnşallah. Kurban olduğum Allah'ım, resmen burada çiftçilik yapın diye. Evet. Bize yapmış, bahşetmiş burayı. Yapmış. Durumlar böyle Ramazan. Öyle, ağzına sağlık. Bütün dostlara selam. Buradan Muharrem Gönen kardeşimiz var. Evet. Maşallah her videodaki 3 tane yorumunu görüyorum. Yusuf Yiğit'e ezberledik ama. Evet. Muharrem kardeşimizi de davet edelim. Neredeyse bir gün gelsin. İnşallah karşıdan yazmakla da olmuyor. Hazırsın, buyursun sağ ol. Gelsin. Hadi görüşürüz. Tamamdır. Hadi kolay gelsin. Allah kolaylık versin emme. Ne o? Zincir gitti. Bir tane daha zincir. Nasıl he? Kurban gitti ya. Tamam, kapat Ramazan. Tamam. Şimdi videoya kısım kısım devam edeceğiz. Şu emme oğlumun kavaklarını da bağlayalım. Bunları da götürsün. Zincir gettiydik bir tane. Daha sonra keserken drone çekimleriyle çevrede, malum bahar geldi, ekinler yetişiyor. Böyle yeşillik, sonbaharı, ilkbahar görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Anlatmaya devam edeceğiz abi. Şimdilik görüşürüz. Evet, çok değerli takipçilerimiz, nakliyeye başladık. Kavaklarımızı önde 35, arkada Gold'dan şöyle delikli demiri taktık. Üst çekiye zincirle güzel güzel çekiyoruz abi. Köy zaten yakın burası. Aynen öyle. Hemen tamam, çıkarıp çıkarıp var, geleceğiz. Hemen çıkartıp çıkartıp geldim ben bu olumdan. 35 açış çok yüksek yaralına. Aynen. Ya adaletsizlik oldu. Oldu, 35'e her zaman. Ama küçük görmüyoruz ya hiç. Ha. Çekebileceğinden eminiz ya. Ama o yüzden öyle oluyor ha. Birazcık canı çıkar gibi oluyor da güzel çekiyor maşallah. Güzel dolu kalkıyor. Bırakamadım ya. Çok güzel maşallah. Onları da tesbih ediyoruz. He. Dediğin gibi yollarda tesbih oluyor. Çukur mukur düzeliyor abi. Ben çıkışımda toplattım. Yumuşak bir şekilde görünüyor. Şu ne la? 5-6 tane var herhalde. Vah. Bize 3 tencik. Koca motora. Küçücük 35'imize. He? Vay. Ciğer. Ciğer pahalı. Yok abi. Kavak bu kadar seri bir şekilde, hani 1-2 aralardan temizleyip geçti de kurulardan, hiçbir şekilde seri bir şekilde kavak kesip köye taşıdığımızı hatırlamıyorum. Bir de yollardan temizlediler. Allah Allah, bu da durdurulmuyor. 1-2 kalıyor dal budak. Abi 35'in maşallahı var. 102'de dört tane orta boyutlarda kavak çekiyoruz abi. Biraz size 35 sesi dinledim.
Seda ve ben yükümü boşalttım. Şimdi seri bir şekilde yeni Gavaklan yanına doğru gidiyorum. Karşıdan da emmoğlum bütün ciddiyetiyle yükünü taşıyor. Bu seferki Gavaklan şimdiye kadar taşıdıklarımızın en büyüğü. Emmoğlum arkasından kocaman kocaman böyle bir benzetme yapamadım yani. O kadar kocaman iki tane Gavak getiriyor abi. Canavar gibi bir şey. Yükün ağır, Allah kolaylık versin. Bir de neymiş ya, ben iki tane sanıyorum valla. Maşallah, şuna la. Bu neymiş böyle ya? Anam, çok kocaman. Evet, devam ediyoruz abi, beklemesin yani. Şuradaki tarla yolu çok düzgün. Burada epey bir hızımı alıyorsun abi. Şöyle bir pov sürüş yapalım size. Hemen sonra videoya devam edeceğiz. Evet abi, ekip karınca gibi çalışmaya devam ediyor. Hem oğlumun sefere buna takıverdik. Gidiyor şimdi, 35'e 2 tane takacağız. Diğerleri kadar ince değil, bunun azıcık kalın. Hem bundan cellada yatırıyorlar. Hoppa. Da büyümüş yanaşıyoruz abi. İki deneyi götürüyoruz hemen. Evet, çok değerli takipçilerimiz, günün son seferini yapıyoruz. Tahmin ediyorum ki bugün bir Gavak kesildi abi. Buradan buraya kadar böyle sık bir şekilde herhalde 5 sıra falan yan yana olan yerler vardı. Emmoğlumdan 4-4-5-5 traktörlere takıp takıp çektik. En az 10'a sefer attık. Kafa ağrıdı, karın acıktı Eda'ya. Neyi vardı? Alam aladım bu sefer. Şuradan eşyalarımızı toplayalım. Drone uçuşunu falan yaptık. Drone'larımızı da topladık mı? Bugünlük Gavak kesim bu kadardı. Yarın devam edeceğiz. Daha sonra paletli makine gelecek. Bundan köklerini sökecek falan. Burada daha bayağı bir işimiz var. Şimdi gidip hayvanlarımıza bakacağız. Karnımızı doyuracağız. Şu malzemelerimizi alalım. Gidiyoruz. Hadi gidiyoruz abi. Görüşürüz. Evet, çok değerli takipçilerimiz. Köye geldik. Karnımızı doyurduk. Amcam, babam, Celil abi tekrardan gittiler Gavak kesmeye. Biz de düvelemizi suya çıkardık. Hadi. Hem oğlumla birlikte suluyoruz. Malum bahar geldi. Meralar yeşillenmeye başladı. Nisan 15'te meraya çıkacak artık. Hayvanlar, çoban geliyor. Köyün sığırını gütmek için.
O yüzden kaçırmamak adına böyle iki kişi iki kişi 15 gün daha sulayacağız. Neler yapıyorsun öyle? Ha, neler yapıyorsun? Ondan sonra hayvanlarımız Mera'ya çıkacak. Sabah bırakacağız, akşam gelecekler. Böylelikle Mera'dan gelince yem de tüketmeyecekler çok fazla. Yani 15 gün daha yem hazırlayacağız bunlara. Ondan sonra yemsiz bir şekilde hayvanlarımız Mera'da doyacaklar inşallah. Baharda da güzel güzel yağış alırsak bu da Mera'mız için güzel olacak. Bizim için güzel olacak. Çok şükür bu sene kış güzel geçti. Hadi yürü, şımarmadan gidin. Bak kızdırman beni. Hadi. O kızım, şu beyaz boynuzlu olan çok gıcık bir hayvan ya. Bütün sürüyü peşinden toplayıp saçma sapan yerlere sürüyor. Alo. Ha! Yürü. Yürü. Hadi. Yürü ahıra hadi. Bak 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 hareketlere bak. Evet, hayvanlarımızı sağ salim ahıra getirdik. Bahar gelince hayvanlar hormonları da çalışmaya başlıyor herhalde. Karnınızı akıyor. Kışın sakin sakin böyle ahara süre süre yürümeye canları istemiyor. Yaz oldu mu göt ata göt ata bir sağa bir sola yayılmak istiyor. Mera'ya çıkmak istiyor. Evet, şimdi sıra ineklerimizde. Oh, bir nebze koştuk yalnız. Hadi. Boğacık. Ne yaptın? Tamam kanka. Ne yaptın? Hadi yürün bakalım. Tuh. Hadi. Şu kameradaki kiri bir temizleyelim. Hadi. Hadi bakalım bızağıcıkla. Bunlar da annelerinin yanında eğitim alıyorlar. Gidiyorlar, geliyorlar. Su içmeyi öğreniyorlar. Annelerini taklit ediyorlar. Gelip buradan kabı yemiyorlar falan. Sonra büyüyüp yetişip gidiyorlar abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 tane saydım. Böyle tatlı, renk renk, güzel bızağlarımız var maşallah. Dediğim gibi bunlar da sürünün içinde büyüyüp gidiyor. Angus yapmanın en büyük avantajı bizim için bu. İnekleri sağmak zorunda değiliz. Bızağları biberonla emzirmiyoruz. Mera'da hayvanlar 8 ay boyunca doğuruyorlar, besliyorlar, büyütüyorlar bızağları. Bunlar da çiftliğimizin ileriki senedeki damızlıkları olmuş oluyor. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, şımarıklık yok. Yürü. Yayılmak istiyorlar. Nerede bir ot parçası bulsalar hemen oraya gidip, dediğimiz gibi baharın gelişiyle birlikte hayvanlar yeşile, Mera'ya özlem duyuyorlar. Koştura koştura Mera'ya çıkmak istiyorlar abi. Hadi. Oh, oh güzel. Evet. İşlere devam ediyoruz. Birazdan gidip danalara bakacağız. Oradan sonra inek sağacağız. Videoya da devam ediyoruz. Evet abi. Bes hayvanlarımız için lezzetli yemle hazırlıyoruz şimdi. Şöyle bes hayvanlarımızda kullandığımız rasyonu sizle paylaşayım. Yup. Burada Tarım Kredi'nin bes yemi. Arpa ezmemiş. Daha sonra içine, abo toza bak, İki tane yonca attık. Öp. Orada duramadım. Acar toz. İki tane besiyemi, iki tane arpa ezmesi, iki tane yonca balyası attık. Şimdi silaj atacağız. Üstüne hemen az bir şey de saman. Besi rasyonumuz hazır olmuş olacak.
Nasıl oluyor? Ne oluyor hocam, nasıl oluyor? Şükür. Ben de bakalım. Şöyle bir yere telefonu koy. Ben de sil hocam abi. Malum yaz geldi. Az bir şey bu siloda silajımız kaldı. Havalandığı için silaj ısınma yapıyor. Yaz geldi diyor. Malum havalar ısınınca silajlar da ısınıyor. Evet, şuraya da 2-3 gün kışın güzel de. Evet. Ne 2-3 gün? Belki 5-6 gün oldu. Aynen öyle. O kenardan bu tarafa doğru kepçeyle aldık. O yüzden havalandı her yere. Bunu Allah izin verse yarın falan bitirmemiz lazım ki bitiririz de muhtemelen. Biter yarına. Biliyor musunuz? Silaj istiflerken burayı istifledik. Sonra sizler için hızlıca göstereyim hemen. Şöyle yakın çekim 266 gold'u da göstereyim. Burada vardı silaj silomuz. Buraları düzenleyeceğiz işte. Seneye hazırlık için beton atılacak bir daha. Bir duvar daha falan filan. Bir de şurada var. Burayı da hasat zamanında 135 ile çiğnediydik hatırlıyorsanız. Şöyle. Son silomuz burası. Yarından sonra nasip olursa burayı açarız. Daha sonra burayı da yedirdik mi yazın ortasında paket silajlarımız var. Paket silajları yedireceğiz. Burada kuyumuz hazır. Çakılladık, kılıf borusunu attık. Yarın bir gün burada çiftlikte, evde, şuydu buydu su ihtiyacını buradan karşılayacağız. Tabii muhtemelen buradan da bir su hattı çekip Angus çiftliğimizdeki hayvanlarımızı da bu suyla sularız inşallah. Şimdi saman atmaya gidiyoruz. Böyle muhabbet çok uzadı. Aynen öyle. Yonca da yeşermeye başladı. Sezon galiba yaklaşıyor, başlıyor. Arada bir Ramazan var. Onu biraz daha böyle rolantide geçiririz. İşler biraz rolantide. Ondan sonra bir gaz, tam gaz. Altı ay sürekli. Ondan sonra sürekli mesai. Güneş de batıyor. Değil mi? Baharın geldiği. Etrafa yeşerdi. Gecikti ama yani. Şimdiye kadar çoktan olması lazımdı. Güzeldi. Şubat'ın sonlarına doğru güzel bir güneş açtıydı. Evet. Mart'ta dondurunca tekrardan. Acar dondu sonra. Vallahi. Ekim'de hala şükürler. Evet. Şimdi halbuki bu durmuş olması lazımdı Ekim'de. Gübre atıyorlar, ilaç atıyorlar. Doğru. Bu vakti daha çok. Aynen öyle. Bize daha epey bir vakit var ilaç atmak için, gübre atmak için. Şu kapımızı açam. Anahtarımız nerede? Aha oradaymış. Allah Allah. Aşağıda hiç saman kalmadı. Göstereyim. Harmanda yine hep böyle geriye dönük ipuçları veriyorum. Videolardan hatırlatmalar yapıyorum. Hem oğlum burayı hatırlarsanız Erkun Tunar kısımdaki kepçeyle sıkıştırmıştı. Bu kadar bir samanımız kaldı. Allah'ın izniyle bunu da hayvanlar sığıra çıkacağı için harmana kadar yediririz. Sonra harmanda bu sene ekin çok. İki depoyu da güzelce doldururuz inşallah. Kaldırayım mı? Oba. Bizden birlikte siz de toz olun. Saman tozu. Samanı atan. Videoyu burada durduruyorum. Bir sonraki yer sürpriz. Hadi bakalım. Evet. Oğlum. Değerli takipçilerimiz. İneklerimiz sağmaya geldik. Evet. Burada ineklerimizi bağladık. Yemden döktük.
Hazırladık. Sarı tişört çıkaracağız galiba. Ha, sadece bu kısmı dışarı çıkaracağız. Bu taraf zaten kurbanlık. Biliyor musun kurbanlık? Evet. Beşi düğünü. Görmediler ya abi. Ben bunu diyorum. İnekleri kurcaladık videosunda anlattık. Bunları gösterdik. Bunları gösterdi miydik? Evet abi. Şurada buzağlarını da kıyamadık. Gettik şurada göster. Satarız. Ha, şundan şeyleri vardı. Buzağları. Değil şundan şunu. Buzağlarını da yanından da gettik. Burada yemiyorlar. Ceketli meketli şuna bak. Yunus da ceketinden duta duta yırtmış. İnekten bir sütünü saldı. Saldı abi. Evet. Hormonlar çalışmaya başladı. Süt hormonları. Çalışmaya başladı. Bunun için bir zaman Dakam. Dakam abi. Tabii şimdi makineyi çalıştıracak. Ses çıkar. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Burada sonlandırıyoruz abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bol bol like. Like. Eksik etme. Subscribe. Onu yapmak. Abone olmak demek. Yapmasın abi. Yapsınlar ya, abone olsunlar arkadaş. Video yapmasın abi. Video bol bol like. Ha, subscribe de istiyoruz. İstiyorsunuz mu? İstiyoruz abi. Tamam abi. Hadi bakalım görüşürüz. Eksik etme, hadi görüşürüz abi.